Evet. Sayın il başkanlarımız, sayın belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediyemizin değerli bürokratları ve mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim. Afet bilgilendirme raporu sunumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü raporumuzda Ankara'mızda bir haftayı aşkın süredir bulunan yoğun yağışları, bu yağışların nedenlerini, sonuçlarını ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Konuşmaya başlamadan önce sel felaketi nedeniyle kaybettiğimiz 4 hemşehrimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve kentimize başsağlığı diliyorum. Yüreğimizi dağlayan bu vefatlar nedeniyle derin üzüntümü bir kez daha vurguluyorum. Sel felaketinin tekrarlanmamasını, böyle acıları yeniden yaşamamayı temenni ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Ankara'da 5 günde yıllık yağışların yarısı kadar yağış yaşandı. Haziran aylarında her zaman yağış olurdu. Ancak artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu. Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın üst üste gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha da tehlikeli bir durum oluşturuyor. İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında Ankara'da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu. 2005-2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı. Yani bugünün parasıyla tonu 28-30 liraya su satıldı hemşehrilerimize. Bir kez daha vurguluyorum, bugünün parasıyla suyun tonu 28-30 liraydı. Bu yüksek tutardaki parayla helikopterler alındı, atıl havuzlar, otopark sistemleri kurup uçuş okulları açıldı. ASKİ'nin milyarlarca lirası fen işlerinin yatırımlarına aktarılırken kendi yapması gereken ve biraz sonra göstereceğimiz altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz bugünkü koşullarda 0.7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yani %50'den o eski ortalama fiyatın daha ucuzuna. Ne acıdır ki Ankara'da altyapı yatırımları yıllarca ötelendi. Açık açık görünmez olması sebep gösterilerek gereksiz olduğu düşünüldü. Derelerin üstleri imara açıldı. Çarpık kentleşme tercih edilip müteahhitlerin gözü doymaz para hırslarına hizmet edildi. Maalesef şimdi de sanki sorumlu kendileri değilmiş gibi felaket tellallığı yapıp ellerini ovuşturup adeta sel olsun diye bekliyorlar. Birazdan bunun nedenlerini ve bizim neler yaptığımızı teker teker anlatacağım. Kıymetli Ankaralılar, kentimizde artık su bu yanlış uygulamalar neticesinde toprakla buluşamaz halde. Ancak biz mazeret üretmeyeceğiz. Çözüm üreteceğiz. İşte biz bir taraftan maliyetine hatta zararına su temini sağlarken bir taraftan da sadece altyapı projelerine ağırlık vermeye başladık. Biraz sonra bunların hepsini göreceksiniz. ASKİ'nin gelirlerini çılgın projelere değil asli işlerine harcamaya başladık. Bazı krediler istedik, reddedildi. Metro projeleri, otobüs alımı, yeşil alan yatırımları, teknolojik altyapı, kırsal kalkınma gibi birçok alanda da eksiklikler vardı. Yine de vazgeçmedik. Mali disiplinimiz, şeffaflık uygulamalarımız ve tasarruf tedbirlerimizle bu alanların tamamına yatırım yaptık. İşte altyapıda da sadece enerji giderlerimiz 31 Aralık itibarıyla, daha doğrusu 30 Aralık itibarıyla 500 milyon lira iken yılın son günü gelen zamla aynı sarfiyat 2 milyar liraya çıktı. Buna rağmen su fiyatları yarı yarıya düşmesine rağmen 3 yıllık ortalamalarda eski dönemin 3 yıllık ortalamasına göre
iki kat daha altyapıya daha fazla yatırım yaptık. Çünkü bizim için görünmezlik değil, önemlilik esastı. Bunların hepsini birazdan detaylarıyla ele alacağız. Bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar 5 günde yağış aldık. Buna rağmen altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir alt geçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu durum bize at yarıştırır gibi 70-80 günde köprülü kavşak yapmanın aslında ne kadar da yanlış olduğunu da gösterdi. Balık adamların arama yaptığı köprüler yerine uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat yapılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına imza attık. Sorun yaşanan bölgelerde ise belediye ekiplerimiz hem anlık müdahalelerde bulunarak vatandaşlarımızın yanında oldu, hem de bu bölgeler derhal yatırım programı kapsamına alınarak köklü çözüm için harekete geçildi. Diğer devlet kurumlarıyla da işbirliği içerisinde hareket edildi ve görev alanlarında destek verildi. Değerli hemşehrilerim, görünmez denilerek yıllarca ertelenen altyapı çalışmaları nedeniyle bu kente bırakılan kötü mirası bedeli ne olursa olsun kim ne derse desin silecek, mazeretlere sığınmadan kentimizi altyapıda da istediğimiz düzeye getireceğiz. Cumhuriyet'in başkentinde açıktan akan lağım ve asbestli borular kalmayana dek çalışacağız. Herkes kesintisiz ve musluktan içilebilir sağlıklı suya kavuşsun diye projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, Ankara'nın altyapısı ihmal edilmiş olsa da ihmal ya da ihanet düzeyinde imar ve çarpık kentleşme uygulamaları yapılsa da bu ihmaller devasa sorunlara da dönse bizler iftirayı meslek edilmiş şahsiyetlerin kendi eseri olan bu virane düzeni onaracağız. Haklı da olsak mazeretlere sığınmadan geleceğe bakıyoruz ve 25 yılın ihmallerini teker teker ortadan kaldırıyoruz. Şimdi afet bilgilendirme raporu konusundaki sunumu sizlerle paylaşacağım. Görev aldığımızdaki durum, devam edelim. Yıllarca ihmal edilen projeler, bunlar ASKİ'nin olmazsa olmaz projeleriydi. Biz göreve geldiğimiz zaman bunlar ASKİ'den aldığımız raporda bize bildirilmişti. Bunların bir kısmı Devlet Su İşleri tarafından, Tarım Bakanlığı tarafından ısrarlı bir şekilde bir an evvel giderilsin diye bildirilen ve acil yapılması gereken işlerdi. Bunlardan devam edelim. Bu kırmızı gördüklerinizin hepsini yaptık. Ve bunların içerisinde bu Çankaya Dikmen Vadisi ve İvedik Suyu Arıtma Tesisi ise kredisine başvuruldu. Biri Dünya Bankası'ndan, biri JICA'dan gelen krediler halen fizibilite çalışmaları biter bitmez yukarıdaki Çankaya Dikmen Deresi Atık Suyu ve Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'yle birlikte yapılacak. Devam edelim. Su metreküpü biraz önce bahsetmiştim. Ortalaması 1.60 dolardan şu anda 0.70 dolara su satıyoruz. Bunlar da o pahalı sular satılınca ASKİ'nin işte biraz önce acil gelen yatırımlarını yapmak yerine buralara para harcamışlar. Bunların tamamı Ankara'nın muhtelif yerlerinde fen işlerinin yaptığı çalışmalara harcanan paralar. Biz bunu televizyonlarda eleştirdiğimiz zaman şunu söylüyorlardı. Canım ne fark eder? Bir cepten bir cebe giriyor. O da belediye, o da belediye. İşte biz de diyorduk ki hayır. ASKİ öncelikle kendi işlerini yapmalı. Kendi işlerini yapsaydı bugün su problemimiz de yoktu, altyapı problemimiz de yoktu. Çünkü 8 milyar lira oraya ayrıca aktarılan paralarla beraber devam edin. 21 milyar lira ASKİ'nin parası buralara harcandı ve belediyeye aktarıldı. Halbuki bugün 21 milyar liraya eksik kalanlarında tamamının altyapısını yapmak mümkündü. Evet, harcanan paralar bunlar. Sorduğunuz zaman bunlardan bizim haberimiz yok. ASKİ Genel Müdürü yapmış deyip geçiyorlar. Devam edin. Evet. Devam edin. Bunların hepsi ASKİ'nin parasıyla alınmış arkadaşlar. Devam edin. Şimdi Tatlar Su Arıtma Tesisi. Burası o kadar önemli ki 2014-15-16 yıllarında suyun kokması şikayeti üzerine İstanbul'a giden su kesilmiştir. Ben
zaman zaman buraya kredi isterken ve onlar hayır derlerken bahsediyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın torunları da bu suyu içiyor. Buranın acil yapılması lazım diye. Çubuk çayı, üstelik bir de Çubuk Çayı'ndan gelen suyun bir miktarı da arıtma tesisine verilmek suretiyle ta 2010'da bize yazılan yazıya rağmen bu yatırım yapılmamıştır. Evet, 2023'e kadar yerine getirilmelidir diye 2018'de yapılan yazı, hiçbir çalışma yok, yine ODTÜ'nün yazısı. Tatlar arıtma su tesisinin kapasite yetersizliği raporu, ne kadar eski görüyorsunuz. Evet, kapasite durumunu gösterir. Denetim raporu 2016'da tesis kapasitesi yeterli değil. Atık sular Ankara Çayı'na karışıyor ve Ankara Çayı kenarında tarım yapan hemşerilerimiz de ürettikleri malları Ankara'ya satıyor. Şimdi Çevre Bakanlığı'nın yazısıyla arıtma tesisinin kenarında tarım yapılması, sondaj yapılması yazıyla yasaklandı. Evet, devam ediyoruz. Yine gördüğünüz yazılar. Evet, Tatlar projesi için biz bunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına yazı yazdık ama henüz programa alınmadı. 2019 yılı öncesinde projesi olan ancak imalatı yapılmayan veya kısmi yapılan yerler. Şimdi bunlarla ilgili de biliyorsunuz yazılar yazılmış. Taşkın planları Devlet Su İşleri'nce de tespit edilmiş. En üstten başlayacağım. Mesela Yeni Mahalle, Ergazi, Baksı ve İvedik OSB. Gene orada biliyorsunuz sel baskını oldu. Biz 2019 yılında seçildiğimiz zaman orada yaşanan sel baskını nedeniyle hemen orada bir çalışma yaptık ve bir baks koyduk. Fakat gelen sellere burası yeterli olmadı. Burada ne yapılmış? Gökçek Bulvarı yapılırken önceki İvedik'in organize sanayinin projesini İvedik organize sanayi yapıyor. Yanına büyükşehir bir imar planı yapıp suyun akacağı yere kocaman bir bina ve oradaki dereyi de doldurmak suretiyle Gökçek Bulvarı'nı yapıyorlar. Su gidecek yer bulamıyor. Ve bu 2011'de yapılmış. Bir geri gelin, bakın sağda solda 2006, 2010'da, 2008'de ıslah projeleri yapılmasına rağmen bu 13 adet proje yapılmamış. Yani paralar başka yere harcanmış. Devam ediyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan başbakan iken yazı yazmış, bir genelge çıkartmış. Demişler ki çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürü'nün izni alındıktan sonra gerçekleştirecek işlemler hariç kesinlikle kapatılmayacak. Bakalım kaç tane dere kapatılmış? Evet, gördüğünüz bu dereler en baştaki Ergazi dahil tamamı eski yönetim döneminde kapatılmış ve buraların hepsini şu anda sel basıyor. Kapatmayla kalsa gene iyi ama devam edelim. 20 adet derenin üstü tamamen veya kısmen kapatılmış durumda şu anda. DSİ'nin hazırladığı Ankara Taşkın Eylem Planı'nda taşkın riski olan 16 noktada yapılması gereken çalışmalar valilik yazısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2013 yılında bildirilmiş ancak hiçbir işlem yapılmamış. Şimdi oralar hala taşıyor arkadaşlar. Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Yani normal değil. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, Anka Park'a yatırılan para nedeniyle bunlar yapılmamış. Bir arıza olursa Gölbaşı'na kadar bir ay müddette, iki ay müddette oralar tümüyle susuz kalacak. Devlet Su İşleri'nin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021'e kadar bunu yapın. Yoksa burada büyük afetler olur, sel olur, insanlar ölür. Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Şehir selleri oluyor, evleri su basıyor ve ölümler oluyor. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Bunun böyle bütçe fazlasıyla falan alakası yoktu. 8,5 milyar borcun 150 milyonu fazla olsa ne olur, eksik olsa ne olur bu kadar borcun? Oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir. Evet, bu mecliste konuşulduğu zaman sen bütçe fazlası vermişsin madem oradan yap dendi ve o gerekçeyle reddedilmişti. Devam ediyoruz. Şimdi bu çok vahim arkadaşlar. Özellikle basın mensuplarının bunu mutlaka iyi dinlemesini istiyorum. Burası Hatip Çayı ve 1957 yılında taşıyor. 800 tane Ankaralı hemşerimiz vefat ediyor. Ne yapmanız lazım? Bu dereyi daha genişleterek korumanız ve ıslah etmeniz lazım. Peki ne yapmışız? Gelelim. Evet, Hatip Çayı'nın güzergahını değiştiriyorlar. Hani bazen alay konusu olur.
bilmeyen bazı belediye başkanları fay hattı yazan yeri alır, imar planında fay hattını başka yere taşır. Bizimki de farklı değil. Bizde de dere yatağını başka yere taşıyoruz. Dere yatağını alıyoruz. Bakın 2013 yılı öncesi Hatipçay eski güzergahı, yukarıda da mevcut güzergahı. Devam edelim. Ve Hatipçay'ı taşkın risk haritasında sarı olan yerler yüksek riskli, kırmızı olan yerde çok yüksek riskli olarak belirtilmiş. Buna rağmen ne yapılmış? Evet, 2005-2010 yılları arasında imara açmışlar. Bu taşkın riski çok yüksek olan yerleri. Devam edelim. Şu gördüğünüz hastane şu anda en yüksek riskli yerde. Gördüğünüz binalar da yine yüksekli, hastane çok yüksek riskli yerde, konuklar da yine riskli yerde. Samsun'da olmuştu hatırlarsanız, bir toplu konut projesinde alt katları yapan onlarca insanı kaybetmişti. Akıllanmıyoruz bir türlü. Devam edelim. Hatipçay'ın son yağışlardaki durumu. Yani fazla sel geldiği zaman gene oraları aynı şekilde sel basma durumu var. Biz burada bir çalışma yapmaya başladık. Gelir gelmez. Devam edin. Uğur Deresi burası. Yaptığımız çalışmalar biraz sonra gelecek. Bunu da gene aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı Uğur Deresi güzergahında yer alan yüksek riskli ve çok yüksek riskli yerleri belirlemiş. Devam edin. Evet, bakın. Kırmızı yerler çok yüksek riskli. Bu Gordiyon'un bulunduğu yer. Bakalım ne yapmışlar oraya da. Evet. Gordiyon AVM'nin olduğu yer çok yüksek. Buralarda bu binaların bulunduğu yerde yüksek riskli yerler. Gordiyon yani oradaki Iğ Deresi'nin üzerinde imara açılmış maalesef. Son yağışlarda kale. Şimdi sel basıyorlar. Bunlar da mazgalla, mazgal temizliğiyle savunmaya kalkıyorlar. Devam edelim. Ankara Çayı'nda yine bir başka taşkın sahası var. Burası neresi sizce? Optimumun olduğu yer. Seçildiğimiz zaman Optimum alt geçinde sel basmıştı. Orada yaptığımız düzenlemeler şimdi orası da tıkanmıyor. Ama Optimum AVM şu anda daha sonra o da imara açılıp çok yüksek riskli yerde YHT yeni hızlı tren Batıgarı da maalesef çok yüksek riskli yerin üzerine oturtulmuş. Yarın bir gün buralara bir felaket olduğu zaman kimi suçlayacağız? Evet, burası daha önemli. Burası Ankara'da 3-4 tane ırmağın suyunun biriktiği, yeraltı suyunun biriktiği bir alan arkadaşlar. Buraya imar yani herhangi bir yapı yapılabilir mi? Bir bakalım neresi, bilmeyenler görsün burayı. Devam edelim. Şu sarı olan yerler yüksek riskli ve kırmızı olan yerde ileride çok yüksek riskli yerler. Buraya ne yapmışız bir bakalım. Anka Parkı yapmışız. Ve burada biliyorsunuz oyuncaklar var. Anka Park yapılırken büyükçe bir gölet yapılmış. Göletteki suyu dahi taşımayarak çökmüş. Onun yerine göletin yeri değiştirilmiş. Buraya gidecek insanları biz nasıl güvenli taşıyacağız bilmiyorum. İnşallah Anka Park'ı teslim aldıktan sonra ilk yapacağımız güvenlik yönünden yapılacak bir incelemedir. Ve işlerinin bulunduğu yerde ağaçlar kesilerek o hale getirilmiştir. Burası Papaz Deresi, yine adı üzerinde dere. Burası imara açılmış ve gördüğünüz şekilde yüksek imarlar verilmiştir. Akyurt Akanca Deresi'nin üstü bu şekilde kapatılmış. Devam edin, biraz hızlanalım. Şimdi bu görüntüyü biliyorsunuz Ankara'daki önemli troller paylaştılar. Şu görüntüye bir bakın şimdi. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ve burada sel ilk defa oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki bu selin sebebi ne biliyor musunuz? Bakın şimdi gösteriyoruz size. 2017 yılında o hemen civarındaki Emniyet Mahallesi'nde bir inşaat şeye yakın, o zamanki yönetime yakın bir inşaat firması Dikmen Deresi'nin kutu kesilişinde yapılan çalışma sonucunda kolektörün çalışma şekliyle oynuyor ve HSK İşkur Sabancı Kızılyurdu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Sabancı Köprü altı Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi hepsini su basıyor. Dere yatağının bu şekilde kapatmak suretiyle yatağını değiştiriyorlar. Buna ihmal diyebilir misiniz? Kimden yüz alıyor burayı bu şekilde kapatıyor? Devam edelim.
Şimdi solfa sol imar planı. Biraz önce söylediğim gibi solfa solda da aynı şekilde eski planda, biz seçilmeden önceki planda gördüğünüz gibi dere yatağını değiştirmişlerdi. Biz yeni yaptığımız planda tekrar sağ tarafta gördüğünüz gibi dere yatağını doğal yerine aldık. Devam edelim. Evet, Tatlar Deresi'nde bu kayıpların olduğu derede Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Devlet Su İşleri ve İlçe Belediyesi ile ilgili kurumlara 8 defa yazı yazdım. Siz de tedbirinizi alın diye. Çünkü geçen yılda orada sel olmuştu aynı şekilde. Yine ilçe belediyeleri asfalt yaparken zaman zaman mazgalların üstünü asfaltla kapatıyorlar ve açmıyorlar. Onları da sürekli şekilde ikaz ediyoruz. Biz neler yaptık? Şimdi master planı yoktu Ankara'nın. Bu master planı ihalesi yapıldı ve bunun içerisinde hepsi gördüğünüz gibi o zamanki nüfusa göre içme suyu, atık suyu, yağmur suyu planlama çalışmaları, taşkın riski ön değerlendirme çalışmaları, derelere ait envanterler, bunların hiçbir bilgisi yok belediyemizde. İncelenecek derelere ait havzalar ve bu havzalara ilişkin yağış akım inceleme çalışmaları, Ankara elindeki yağmur suyunun mansaplandığı derelerde su kalitesi, noktasal ve yayılı kaynaklı kirlilikte sediment kaynaklı kirliliğin belirlenmesine yönelik derelerde su kalitesi ve sediment taşımı çalışmaları yapıldı. Master plan çalışmalarımız gelir gelmez ihaledi ve 16 ay sonra bitirilecek. Evet, biz bunları hangi kaynaklarla yapıyoruz? Gördüğünüz gibi 2014 yılında 541 milyon dolar olan askerin bütçesi şu anda 205 milyon dolara düşmüş. Bu halde bu çalışmaları yapıyoruz çünkü hep söylediğimiz şu, önceliğimiz insan hayatı, insan sağlığı. Artan elektrik giderleri biraz önce söylemiştim. 646 milyondan 1 milyar 800 milyona çıktı askerin. İçme suyu imalatlarımız 2015-2017 arasında 1110 kilometre yapılmış. Biz 2019-2021 3 yılda 2384 kilometre yaptık. Yine atık su ve yağmur suyu imalatları bizden önceki 3 yıl içerisinde 543 kilometre, 2019-2021 arasında 1045 kilometre yapıldı. Yine kanal inşaatı aynı şekilde gördüğünüz gibi hemen hemen iki misline yakın. Kritik bölgelerde seçildiğimiz zaman bazı evleri ve bazı yerleri su basmıştı, iş yerlerini. Bunların hepsini tespit ederek askeri bir çalışma yaptık. Bir insanın evini sürekli olarak sel basıyorsa, bunda da belediyenin kusuru varsa öncelikle biz kendi kusurumuzu ortadan kaldırmak durumundayız. Mesela bazen zaman zaman asfaltın eğiminden dolayı gibi ne kadar belediye ait, belediyenin yapması gereken yer varsa bunların 102 adedinde yağmur suyu hattı çalışması ya da kanal atık kanalıyla yağmur suyu kanalın ayrıştırma çalışması yapıldı. Geldiğimizde Etibeskut Piyade Mahallesi'nde sel oldu ve bir vatandaşımız elektrik akımına kapanarak vefat etti. Hemen bundan ders aldık. Gelir gelmez oraya gittiğimizde esnaf her yıl aynı şeye rastlanıyor dedi. Ve hemen bir projesini yaptırdık, ortadan kaldırdık. 2019'da başlandı. Şu anda bu yoğun yağışlarda aynı bölgede sel olmadı. Altında aynı Aydınlık Evler Mahallesi'nde yine çevreli sokakta sürekli olarak bu görüntü vardı. Hemen oraya el attık, oranın çalışmasını yaptık. Yine Önder Mahallesi sitelerde bu çalışmaları yaptık. Hep sel basan yerler. Çankaya Sağlık Mahallesi'nde bu çalışmaları yaptık ve bu selde, bu yoğun yağışa rağmen buralarda su baskınları gerçekleşmedi. Evet, Yeni Mahalle Demetgül Mahallesi yine aynı şekilde. Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde aynı şekilde. Etimesgut Eryaman Ayaşoğlu, biraz önce bahsettiğim Optimum'un orada da sel basıyordu. Optimum'da da alt geçimde çalışma yapıldı. Mamak Caddesi, özellikle buradan biliyorsunuz bizim seçildiğimizde o görüntüler vardı. Buradan arabalar, minibüsler suların içerisinden yüzerek gidiyor. Şimdiki yağışlarda Mamak Belediyesi'nin önünde en ufak bir sıkıntı olmadı. Kesiören İncili Mahallesi'ne gene aynı çalışmayı yaptık. Oradaki esnaf
her baskında sele uğruyordu ve makineleri bozuluyordu. Orayı da temel ortadan kaldırdık. Yine Tepebaşı Caddesi aynı şekilde gördüğünüz görüntüler vardı. Orada da çalışmayı yaptık. Mamak Yeşilbayar Mahallesi Sağduyu Caddesi yine televizyonlarda bir sel olduğu zaman ilk gösterilen görüntüler. Arabaların selde kayıp gitme görüntüsü. Orada da aynı şekilde su baskını gerçekleşmedi. Sadece araçlar değil, orada esnafın da iş yerlerine sel basıyordu. İlk defa dükkanlarına sel basmadan bir yağış günü geçirdiler. Varlık Mahallesi'nde bu yeni yapılıyor. Çankaya Harbiye Mahallesi, burası da en fazla Çetinemece giden yer. Burada da bir çalışma yapıldı ve şimdiki halini görüyorsunuz. Şimdi Çankaya Karataş'ta da yine biz seçildiğimizden hemen sonra böyle bir gün dönümünde sel oldu ve bir ablamız sele kapılıp gitmişti. Orayı da aynı şekilde ıslah çalışmasını büyükşehir olarak yaptık. Ve özellikle muhtarı aradım, var mı bir problem diye. Teşekkür et, hiçbir problem yoktu. Daha önce mesela senede 4-5 defa sel felaketi yaşıyorduk. O engellendi bu kanallar, mazgallar sayesinde. Geçen sene mazgallar yapıldı. Bu yağmurda çok faydası olduğunu da gördük. 2019'dan sonra Karataş Mahallesi'nin içinden geçen bu derenin kanalları yapıldı, menfezler yapıldı. Şu anda da herhangi bir sıkıntımız yok. Caddemizde araçlarda kaymalar olurdu sulardan dolayı. Şu anda öyle bir pozisyonumuz kalmadı. Tertemiz oldu. Geçtiğimiz sene altyapı çalışması yapıldı. Daha üstüne de bir de asfalt çalışması yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Her tarafın böyle göl olduğu afet pozisyonunda bile 10 dakika sonra suların yok olduğunu görebiliyorsunuz. 3-4 gündür yaşanan yoğun yağmur sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bugün de güzel bir yağmur yağdı. Buna rağmen hiç tıkanma, baskın hiç olmadı. Gece kondu zamanla kalma bir altyapılar vardı. Bu altyapılarımız komple değişti. Şu son yağan yağmurlardan en ufak bir su basmamız falan bir şeyimiz olmadı. En ufak bir çiselemede dahi ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Yıllarca yapılmadı. Son zamanlarda yağan yağmurlarda dahi en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Sorunuz giderildi biliyorsunuz. Şu anki durumunuz nasıl, herhangi bir sıkıntınız var mı diye sorması bile gerçekten bizi bizden aldı. Evet. Şimdi zaman zaman Mansur Yavaş ne yaptı diye sorular soruluyor. Ankara'da Polatlı halkı 150 bin nüfusuyla ve yeni kentler, Temelli ve civarın Sincan'ın bir bölgesi ve Temelli civarındakilerin suya kavuşmasını sağlayacak bir proje. Başlandı, biliyorsunuz bunun da kredi tartışmaları uzun sürdü. Şu anda ihale bedeli 550 milyon civarında iken şu andaki maliyeti 1 milyar 608 milyona çıktı. Bunları maalesef kimi proje olarak saymıyor. Ne yaptı? İnsanları suya kavuşturmaktan daha çılgın proje yoktur. Onun için inşallah görevimiz süresi içerisinde Polatlı'yı ve civarındaki her yeri içilebilir suya kavuşturacağız. Devam edelim. İvedik Temel, evet devam ediyoruz. Mamak Gölbaşı içme suyu hattı, biraz önceki konuşmada buralarda herhangi bir su kesintisi olmadığı halinde Gölbaşı'nın birkaç ay susuz kalacağı tehlikesi olduğunu bahsettiğimiz proje 120 milyonu ihale edildi. Bitmek üzere şu anda 256 milyon lirayı buldu maliyeti. Evet, Mamak Gölbaşı, devam edelim. Çubuk Akkürt içme suyu 2017'de yapılmış proje. Nedense yapmamışlar. Çünkü önemli görmüyorlar bunları. Yani insanların suya kavuşması maalesef proje sayılmıyor. Plastik oyuncaklar daha değerli sayılıyor ya da insanların gözüne görecek beton devasa para harcanan projeleri proje sayıyorlar. İşte aramızdaki zihniyet farkı bu. 36 milyon liraya Çubuk Akyurt arasındaki projeyi bitirdik. Devam edelim. Temelli içme suyu şebeke hattı yenilendi. Mamak Elmadağ içme suyu. Bu yaz yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi kuraklık nedeniyle köylerimizde yaşanan ve sondaj makinesi gönderi gönderi yetişemediğimiz susuzluk. Ama Hasanoğlan'da suyun damlası yoktu. Aynı şekilde Elmadağ'da çok büyük su sıkıntısı yaşıyordu. İhalesi yapıldı. İnşallah
Eylül-Ekim aylarına kadar Elmadağ ve Hasanoğlan Ankara'nın suyuna kavuşacak. Beypazarı içme suyu arıtma tesisi ikinci etap. Nallıhan Çayırman içme suyu hattı, bunlar gerçekleşti. Polatlı Yüzükbaşı hattı da şu anda Polatlı'nın kullandığı hat, sürekli orada neredeyse ayda iki defa arıza oluyordu. Ve 70 kilometreden gelen su hiçbir kesici vana olmadığı için Polatlı'ya yakın bir yerde arıza yaptığı zaman önce içindeki suyun boşalması bekleniyor. Sonra tamir ediliyor. Sonra da iki günde suyun tekrar borularda dolup Polatlı'ya ulaşması sağlanıyordu. Orada yaptığımız çalışmalarla çok şükür, inşallah da olmaz, 1,5-2 yıldır Polatlı kaliteli diyorsa ama en azından su sıkıntısı yaşamıyor. Evet, burası başkent. Değerli basın mensupları, burası başkent. Hani zaman zaman bazı bölgelerimizin geri kalmışlığından bahsedilir. Ankara merkezde birçok köyden olma mahallede maalesef hala kanalizasyon açıktan akıyor. Çocuklar yazın gittiği zaman buralarda oyun oynuyor. 2020 yılında 85 köyün kanalizasyon problemini hallettik. 2020'de, 2021'de 70 köyün, 155 köyün şu anda açıktan kanalı akmıyor. Bu yılda 85 köyün açıktan akan kanalizasyon sorunu çözülecek. Evet, Ankara genelindeki asbestli boruların değişimi hemen hemen bitirildi. Ankara'da tespit edilen asbestli boruların tümü yenilendi. Yeni su depoları yapılması, biraz sonra görüntülerini göreceksiniz. Nice su depoları ne halde? 233 tane yapıldı. 32-39 adet yapımı sürüyor. 143 adet daha yeniden yapılması gereken su depoları var. Yukarıda gördüğünüz gibiydi. 52'si onarıldı, 197 adetinde onarımı sürüyor. 203 adet onarılacak. Yağışın boyutu. Yıllık düşen yağış miktarının yarısı 7 günde yaşandı. Biz bunu mazeret olsun filan diye söylemiyoruz. 7 günde yağan yağış miktarı 191,5 kilometre, kilogram. Devam ediyoruz. Mor poligon. Bundan sonra bunlar biraz sonra önerilerimizi de söyleyeceğiz. Bunlarla karşılaşacağız bundan sonra. Çünkü bunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bize düzenli olarak bildiriliyor. Mor poligon en tehlikelisi. Hem dolu hem aşırı rüzgarlı yağış, gök gürültülü ve mor poligon birkaç defa bazen Ankara'nın tümünde bazen de bazı bölgelerinde gerçekleşti. Evet, etkili yağışlar Ankara'nın tümünde aynı anda oldu. AFAD vatandaşlara doğal afet nedeniyle hayati uyarı bildirimi gönderdi ve Ankara'da okullar ilk kez şiddetli yağış nedeniyle ertelendi, tatil edildi. Yağışların bilançosu, o konuda da bilgi vermek istiyoruz. Hasar gören mahalle sayısı 455. Hasar ve ağır hasar meydana geldi. Ankara'nın genelinde 431 tane ağaç devrildi. Yani bu artık televizyonlarda gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz normal yağıştan çıkıp bundan sonra adeta kasırga uyarısı verecek hale geldi. Özellikle gün dönümünde bundan sonra gelecek yağışların bu şekilde halka duyurulmasında ve ona göre bütün kurumların tedbir alması gerektiği kanaatindeyim. Evet, mazgalla savunma yapanlar buna ne diyecekler? Bunun adı afet. Varsa sorumluluğumuz, o sorumluluğu karşılamaya mutlaka hazırız. Devam edelim. 414 bu şekilde insan kurtarma olayına müdahale edildi. 7 günde 19.370 olaya ilgili birimler müdahale ettiler. Burası Sayın Tuna döneminde yapılmasına rağmen yine doldu. Kontrol ediyoruz. Yani buranın aslında ızgaralar yeterince yapılmıştı. Akay geçidi burası. 4-13 Haziran arası temizlenen mazgal sayısı. Biliyorsunuz kamu kurumlarında bir görev verirken iş emriyle verilir. Bunlardan mazgal temizliğiyle ilgili görevlendirilerin ve yaptıkları temizliklerin sayısıdır.
Akyurt sel felaketinde 131 araç, 501 personel ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Samsun yolu kapatıldı. Ankara Büyükşehir açtı. Yine Şerefi Koçlar'da aynı şekilde karayollarının yaptığı çalışmalara biz destek verdik. Çünkü artık köy hizmetleri olmadığı için il teşkilatları da ona göre kendileri yapılanma yapmışlar. Örneğin AFAD'ın Ankara'da herhangi bir afete müdahale edecek aracı yok. Eskiden köy hizmetlerinin yaptığı bütün iş makineleri Büyükşehir'e devredildiği için tamamen Büyükşehir'in sorumluluğu altına giriyor. Bu arada 21 tane köprümüz yıkıldı. Burada yok. Köprü ve alt geçit menfezler yıkıldı. Özellikle Haymana Bağla bölgesi başta olmak üzere. Evet. Bu da gördüğünüz polemik yapılan konu. Afet öğleden sonra Ankara'da yağış olacak dendiği zaman sabah oraya gittim. Ve orada hemen öğleyin o günkü programımız Beypazarı Festivali'ne katılmak, oradan gelmekti. Ancak Polatlı'ya yaklaştığımızda Ankara'da yağışın başladığını duyar duymaz Ankara'ya geldik ve vatandaşımıza duyuru yaptık. Sel bölgelerinin tümünü gezdik. Ama biz bunları yayınlamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şehit cenazesi veya bir cenaze ziyareti, benzer şeylerin bize yapılan ziyaretten hiçbirisini biz sosyal medyamızdan yayınlamıyoruz. Bunlar artık zorunlu oldu ve gördüğünüz gibi burada da çubuğa gittiğimizde Akyurt'a gittiğimizde üzerimizde kıyafet bu. Daha sonra Akyurt Belediyesi'ne çıktığımızda orada gördüğünüz gibi Çubuk Belediye Başkanı var, Akyurt Belediye Başkanı var, aynı zamanda Pursaklar Belediye Başkanı var. Hepsi orada ve neler yapılabileceğine Vali Bey geldi daha sonra, onları konuştuk. Ve Akyurt'un sel basan yerlerinin tümünü Ankara Büyükşehir ekipleri olarak temizledik. Daha sonra Haymana'ya gittik. Biz döndükten bir saat sonra maalesef aynı yerleri tekrar sel bastı. Devam ediyoruz. Evet, önerilerimiz neler? Biraz önce söylediğim gibi bundan sonra gün dönümlerinde özellikle ya da mevsim geçişlerinde mutlaka yeni tedbirler alması gerekiyor. Biz bunlarla artık sık karşılaşacağız. Biraz önce yani yine bugün için bir uyarı verildi. Bugün için verilen uyarıyı biz hem kendi sosyal medyamızdan yayınladık, hem Başkent Mobil üzerinden yayınladık. Tüm muhtarlara da bilgi verdik. Lütfen bunları özellikle köyden olan mahallelerde cami minarelerinden anons yapmak suretiyle vatandaşlarımızı uyarın diye. Ne yapabilir? En azından sel yatağına yakın yerlerdeki araçlarını alabilirler, tedbirlerini alabilirler, oradan uzaklaşabilirler filan. Ki bu Ankara merkezi de aynısı. Ne yapılabilir? En azından devrilme ihtimali olan büyük duvarların kenarından çekilmek gibi bazı tedbirler alınabilir. UKOME ve AYKOME gibi bir afet koordinasyon merkezi oluşturulmalı bugünler için. Ve afet müdahalesi siyasi tartışma konusu olmaktan çıkararak hemen acil kriz yönetimine geçilmeli. Bu sefer uzun sürdü. Normalde 7-8 gün sürer gün dönümü dediğimiz mevsim geçişi. Bu sefer daha uzun sürdü. Mevsim geçişi bitinceye kadar toplantı devam etmeli. Taşkın eylem planına göre devre su işleri ve bütün dereler erken uyarı sistemi buralara kurulabilir. Bu yerlerin, derelerin, sel baskını olacak yerlerin kenarına bir erken uyarı bilgisi verilebilir. Bunlar tespit edilir. O kenardaki mesela Akyurt civarında çok sayıda fabrikayı da sel bastı. Devlet kurumlarıyla ortak masa oluşturulmalı, ortak mücadele edilmeli. AFAD kentlere özel mesaj göndermeli. Geçenki gibi bütün ülkeye değil, önce örneğin Ankara'da sinyal aldığı bütün telefonlara afet uyarısı yapmalı. Ülkemizde ve kentimizde iklim eylem planı ve yeşil şehir çalışmalarıyla iklim değişikliğine karşı azaltım ve uyum çalışma çabaları hızlandırılmalı. Bunun için bir kaynak var biliyorsunuz. Kritik bölgelerde istinat duvarı yapımı çalışmaları hızlandırılmalı.
her yağış uyarısı sonrasında kırsal mahallelerdeki muhtarlara mesaj çekilerek camilerde anons yapılmalı. Hatta muhtarlara görev tanımı olarak bu verilmeli. Yoğun yağış anlarında mesire alanları ve parklardaki vatandaş tahliye edilmeli. Mesela eğer böyle bir tahliye edilebilseydi hasarın daha da azalabileceğini düşünüyoruz. Evet, afet bilgilendirme raporunu sundum. Sonucu. Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları. Coğrafi yapısı bir çanak şeklinde olan başkentimizde hava olayları son 20 yıldır ciddi bir değişime uğradı. Bilim insanları bu değişikliğin temel sebeplerini küresel iklim değişikliği, imar planı değişiklikleri ve çarpık kentleşme, dere ve akarsu yataklarının imara açılması, yol ağının altyapıyla desteklenmeden yapılması, kent içinde yeşil alanların doğal bitki örtüsü ve ekolojik yapı dikkate alınmadan yapılması olarak açıklamaktadır. Bununla ilgili Kazan'daki bütün verimli araziler bugün sanayileşiyor. Yenikent'te, Akyurt'ta gittiğiniz zaman tarım yapılabilecek bütün arazilerin hepsinde artık bugün fabrikalar var. Oysa devlete ait, devletin hükümet tasarrufunda olan tepelerin hiçbirisi değerlendirilmemekte. Ve bu tarım arazilerini üstelik yol kenarına yakın diye devasa paralar sermayeye bağlanması gerekirken arsaya bağlanmaktadır. Bir an evvel bu tarım alanlarının yok olması için tedbirler alınmalıdır. Bizden önceki dönemde maalesef buraların tamamını imara aşmış bulunmaktadırlar. Ve ne oluyor? Yağan yağış artık toprakla su buluşmaz hale geldi. O da doğal dengemizi iyice bozuyor Ankara'da. Meteorolojik tahminlerin dahi birçok kez gerçekleşmediği, tahminlerin son dakika değişikliklere uğradığı birçok duruma şahit oluyoruz. Örneğin geçen hafta gün içinde herhangi bir kuvvetli yağış uyarısı olmamasına rağmen başta Polatlı ilçemiz olmak üzere yer yer kuvvetli yağış geçişleri oldu. Yine geçen hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından öğle saatlerine kadar hiçbir yağış uyarısı bulunmamasına rağmen sabah saatlerinden itibaren Ankara'yı kapsayan orta şiddette bir yağış yaşandı. Ancak yine söylüyorum, biz mazeret üretmeyeceğiz. Yani geçmiş yönetimi kötüleyerek onlar sebep oldu falan filan anlayışında değiliz. Durum tespiti yaptık, Ankara halkının gözleri önüne serdik ki aynı hataları biz yapmayalım. Hatayı kimin yapıp yapmaması önemli değil. Bizim yönetim anlayışımızda şu var: ortada bir sorun varsa bu sorunu çözmek bizim görevimiz ve görevde bulunduğumuz müddetçe de bu sorunu çözmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bu çerçevede Paris Anlaşması sonucunda Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın iklim desteği için ülkemize 3 yıl içerisinde kullanılmak üzere 3.2 milyar dolar iklim desteği ödemesi yaptığını biliyoruz. Bu noktada öncelikli projeler su yönetimi, ulaşım sektöründe karbonsuzlaştırma, enerji dönüşümü olarak açıklandı. Yaşadığımız sel felaketi iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirilmektedir. Bunu yapacak yetkili kurum ise su kanal idareleri, yani belediyelerdir. Bu bakımda yapılan desteğin belediyelere aktarılması konusunun da vakit kaybetmeden gerçekleşmesini talep ediyor ve bekliyoruz. Böylece biraz önce bahsettiğim birçok altyapı projesi de derhal hayata geçirilmiş olacaktır. Bu vesileyle yağışın olumsuz etkisi nedeniyle mağdur olan hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüm hemşehrilerimizle tek tek ilgilenmeye devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Önümüzdeki günlerde beklenen kuvvetli yağışlarda teyakkuz halinde sahada çalışacağımızı bildiriyor. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sorusu olan varsa 3 tane soru alabilirim. Bir mikrofon uzatabilir misiniz? Mikrofona bakar mısın arkadaşlar? Şunu götürün.
Ses geliyor sanırsam. Başkanım merhaba, Ankara masasına Necam Çetin ben. Size Altındağ'da bulunan Tatlar Deresi'nin daraltıldığı öne sürüldü. Bunu sormak istiyorum, bu konudaki açıklamanızı. Tatlar Deresi'ni biz oynamadık. Tatlar Deresi'ne köprü yapmak için ihale edildi. Ancak müteahhit son ekonomik şartlardan dolayı yarım bıraktı. Bizim derelerle ilgili çalışmamız olmadığı gibi biraz önce gördüğünüz gibi hem Altındağ Belediyesi'nin hem Devlet Su İşleri'nde taşkın sahasında o görev DSE'nindir. Tedbir alın diye 6 tane yazı yazdık. Orada bir dere daraltılması yok. Peki, teşekkür ederim. Evet. Başka sorusu olan herhalde yok. Nerede var? Bir oraya ulaştırır mısınız arkadaşlar? En solda. Önder Bey'in yanında bakın. Yunus. Erken Haber Ajansı'ndan Eyüphan Kılıç ben. Sayın Başkanım, imara açılan dere yataklarından bahsettiniz. Radikal bir karar olarak daha önce imara açılmış yerlerin imara kapatılması veya mevcutta yapılan söz konusu yerlerin ıslahı, kentsel dönüşümü mümkün mü? Teşekkür ediyorum. Evet, ya maalesef ona yeterli bir kaynak yok ama biraz önce söylediğim, biz haritayı önümüze koyduk. Eğer bu konuda bir şey yapılırsa, yani hükümetle birlikte, bu yurt dışından gelen kredilerde birlikte yapılabilirse eyvallah. Yani şu anda maalesef bir şey yapamıyoruz. Var olan yerlerdeki problemi nasıl aşabileceğimize çalışıyoruz. Tatlar Deresi, Hatipçayı'nda olduğu gibi. Ama bizim dönemde hiç açılmadı, onu söyleyebilirim. Evet, son soru arkadaşlar, bakın orada. Medya Ankara'dan Bayram Polat. Akgürt'te şehir merkezindeki derenin 2007 yılında kapatılarak orada bir altyapı çalışması yapıldı ve şu anda altyapının yetersiz olduğu biliniyor. Ve yine Kültür Parkı denilen bölgede de yoğun bir sel baskını yaşandı. Orada da bir mesire alanı var. Sizler de takdir edersiniz. Orada incelemeler de yaptınız. Akgürt'te bir çalışma olacak mı? Tekrardan bir sel baskını olmaması evet. için. Akyurt'ta sel basan dükkanların arkası imara açılmış bir önceki dönemde. Oradaki tedbirler alınmadığı için arkadan akan su selle birlikte dükkanların duvarlarını çarpan taşlar delmiş ve 6-7 dükkan alt alta bodrum katını sel basmış. Şimdi orada biz çalışma yapıyoruz ama maalesef daha önceki dönemde böyle bir imar çalışması yapıldığını söylediler. Biz elimizden geleni yapıyoruz yeniden. Hiçbir dereyi kapatmadan acil dediğimiz ve şu sel baskınına tecrübe kazandığımız yerlerin hepsindeki problemi ortadan kaldırıyoruz. Kim ne derse desin bizim önceliğimiz bunlar arkadaşlar. Evet. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.